Belgesel filmde ben masacı rolünü üstlendim. Kervan hikayesinin başrol oyuncusu Yılmaz Şerif ve diğer ustalar kervanda bir araya geldi. Bir medeniyetin yol hikayesinin çekimlerinde artık sona yaklaşıldı. Iğdır'da Motor denilen belgeselin son durağı Konya oldu. Iğdır'dan başlıyor, Şerafettin Ejderhan'dan ve Antalya'da denize açıldığı noktada da proje son buluyor. Tarihi İpek Yolu malumunuz sadece bir ticaret yolu değil, ilim, hoşgörü ve medeniyetlerin taşıma yolu olarak da uzun yıllar kullanılmış. Belgeselin tanıtımı Zazad'ın Han'da yapıldı. Konya protokolünü buluşturan programda yapımcı Tamer Yiğit, belgeselin 1 milyon dolara mal olacağını açıkladı. Belgeselimizin maliyeti yaklaşık 1 milyon dolar civarında. 10 şehirde yaptığımız yolculuğumuz zaman zaman 120 kişiye ulaştı bu yolculuk. Ve sabit olarak da 80 kişilik bir ekiple bu yolculuğumuzu devam ettirdik. Ve şu anda kadim şehrimiz Konya'mızda sizlerle belgeselimizin ilk tanıtımını gerçekleştirmiş oluyoruz. Kervan belgeseline 24 kurum maddi ve manevi destek sağladı. Şehirlerin ilim ve bilim yuvası olan üniversitelerde desteğini esirgemeyenler arasında. Bizlerden uzak tutulmuş olan bu kervansaraylarla yeniden buluşmak, devletimizin en üst makamından gelen destekle beraber ciddi bir süreç kazandı. Bu belgeselin hem tarihimizi hem medeniyetimizi anlamak ve anlatmak adına çok önemli bir hizmet ifade edeceğini düşünüyorum ben de. İleriye doğru atacağımız adımlarda bu tür belgesellere tarihimizi gün yüzüne çıkaracak, geçmişteki düşünce dünyamızı, kültürel birikimlerimizi bize ileriye atacağımız adımlarda enerji kaynağı olarak sunacak bu tür yapımlara ihtiyaç var. Konya milletvekilleri Hacı Ahmet Özdemir, Mehmet Babaoğlu ve Ahmet Sorgun da tanıtımda ekibi yalnız bırakmadı. Vekiller konuşmalarında öze dönüş vurgusu yaptı. Ne kadar çok geçmişimizden güç alırsak geleceğimizi bu kadar güçlü kılabileceğimizi ben düşünüyorum. Önce yol yapacağız, karayolu, demiryolları, kervan yolları yapacağız. O katarlar, o günün develeri, bugünün vagonları, yük vagonları olarak yine medeniyetimizin inkişafına katkı sağlamaya devam edecek. Biz bugün bu kervan yollarının izlerini sürmeye başladık. Kötül Amari'den başlayan kökleriyle buluşma hareketi kervan yollarıyla sürüyor. Son sözü belgeselin yönetmeni Fatih Sezgin aldı. Filmin içeriğini anlatan Sezgin, klişelerden kaçındık dedi. Bu belgesel film 12 bölümden oluşmaktadır. Her bir bölüm yarım saat şeklinde tasarlanmaktadır. Benim söyleyeceğim şu, özet olarak geçmek istiyorum. Bu filmin her aşamasında bilindik klişe metotlardan ziyade yenilikçi bir yaklaşımla her aşamayı ele almaya çalıştık. Kervan belgeseli tanıtım programı çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.